öldürebilir. O yüzden ne yapıp ne edip alarmı duymaya bakacağız. İşte bu kadar basit. Ölmek zor değil arkadaşlar. Yaşamak zor. Deprem şakaya gelmez, bunu yaşayan bilir. Oradan sağ salim kurtuluyorsun ama etrafında bağıranlar, çağıranlar, ağlayanlar, çığlık atanlar. Elin kolun bağlı, bir şey yapamıyorsun. O yüzden siz bu tatbikatı ciddiye alın. Kendiniz için olmasa bile sevdiklerinizin işine yarar. Bu tatbikatı her ne kadar ciddiye alırsanız sivilde önce kendinizin, sonra da yakınlarınızın hayatının kurtulmasına yardımcı olursunuz. Unutmayın ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Ve bu ülkenin en organize gücü Türk Silahlı Kuvvetleri her şeye hazırlıklı olduğu gibi depreme de hazırlıklıdır. Şu andan itibaren her an deprem alarmı olabilir. Tıpkı deprem gibi. Komutanlarınız size gerekli eğitimleri verecek. Şu andan itibaren depreme hazırlık için her ne gerekiyorsa öğrenecek ve yapacaksınız. Aksi takdirde alarm verildiğinde herhangi birinizi hazırlıksız görürsem veya yakalarsam bunun hesabını ondan çok kötü sorarım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Evet arkadaşlar, bir deprem sırasında ya da depremden sonra sırt çantasında ihtiyacımız olan şeylerin ne olduğu anlaşıldı mı? Alo! Kime söylüyorum be? Gökhan, sen söyle. Bu sırt çantasında neler vardır? Gökhan Sırım, Ankara. Bir depremde sırt çantasında yeteri kadar yiyecek içecek, uyku tulumu peyniri, tulumba tatlısı, gece görebilmemiz açısından el feneri, yemek yaparken. Gökhan tamam, saçmalama. Deprem çantası hazırlıyoruz, piknik çantası değil. Geç yerine. Emredersiniz komutanım. Da bu deprem alarmı ne zaman çalacak? Ben onu çok merak ettim. Evet arkadaşlar, bu deprem alarmı her an olabilir. Geç yerine. Emredersiniz komutanım. Evet, bu malzemeleri bir kez daha sayıyorum. 1. El feneri. Evet arkadaşlar, İşte buna atel derler. Harbiden afili oldu. 5 yıldızlı bir otel yaptınız komutanım. Komutanım, siz bana yaptınız, şimdi sıra bende. Bütün sefer yapmak istiyorum komutanım. Tamam, kapışmayın. Neyse ki ikinize de yetecek sayıda bacağım var. Evet, ikiniz de bağlayın. Sıkı, daha sıkı, daha sıkı. Tamam. Komutanım, bu deprem alarmı ne zaman verilecek? Her an olabilir. Peki komutanım, bu gösterdiğiniz şeyleri ne zaman yapacağız? Yani depremden önce mi, yoksa sonra mı? Yemeklerden sonra tok karnı. Manyak herif. Diyelim ki, şimdi deprem oluyor. Dur. Kim dedi deprem oluyor diye? Siz dediniz komutanım. Diyelim ki dedim, manyak herif. Diyelim ki dedim. İşte kendi ağzınızla söylediniz komutanım. Geç. Evet, şimdi deprem oluyor. Durun. Eğitimden kaçınma. Deprem oluyor. Dur, kaçınma. Eğitimden kaçınma. Allah'ım. Tuttum. Allah. Kaçmıyorum komutanım, kaçmıyorum. Tuttum, yakaladım. Kaçınma. Durun. Buraya gel. Kurtarma çalışmalarında organize olabilmek çok önemlidir arkadaşlar. Organize olabilmek içinse panik olmamak gerek. Sadullah Bilir Kocaeli. Komutanım, bu deprem alarmı ne zaman verilecek? Yani bu durum beni çok tedirgin ediyor. Her an verilebilir asker. Organize şemasına geçmeden önce deprem sırasında ne yapmamak lazım, önce onu görelim. Diyelim ki şimdi deprem oldu. Ne yaparsınız? Biz kaçarız. Durun! Herkes yerine geçsin. Çok güzel. Aferin. Yapılmaması gereken davranışları başarıyla gösterdiniz. Şimdi yapılması gereken davranışları görelim. Ya abi, ne zaman verecekler şu alarmı ya? Bu stres çekilir mi be? Söylesinler işte. Abi niye söylesinler? Deprem söylüyor mu? Aman diyeyim, bilir. Hazırladın. Ben bu akşam sallayacağım diye. Yok. Bunu öğrenmenin bir yolu olmalı. Ben bu tatbika korkusuyla yaşayamam. İştahtan kesildim ya. İsabet olmuş. Eko. Abi üst uzman seni çağırıyor.
Görüşürüz. İyi hadi. Buldum, buldum, buldum. Burak kardeşim. Söyle abi. Gel benimle. İzniniz arkadaşlar. Bir şey soracağım sana. Suzi ile aran nasıl? Yani hiç fena değil. Ne oldu, neymiş bakalım bu kadar önemli olan Suzi? Sıkı dur. Burak dün gece bana SMS attı. SMS mi? Ay, short mesaj servis foto. Yani mesaj attı. Hem de ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Naber kanki? E'si mi? Ya çocuk bana aşık diyorum Fato. Hem de sırılsıklam. Ama ben çok kararsızım. Yani duygularım böyle karmakarışık. Anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum siz de. Benim böyle başıma bir ağrı giriyor. Bana bak bir şey abi. Deprem olacağı zaman sen baba böyle bir kuyruk salla, bir şey yap, göz kırp. Ben hemen anlarım. Böyle daha. Öyle diyorum işte. Bak, eğer baba depremi haber verirsen sana lazcama sözü veriyorum. Trabzonspor maçına götüreceğiz abi. Taka. Kimle konuşuyorsun? Arkadaşla konuşuyorum komutanım. Arkadaş. Hamsi. Sen iyice balatayı sıyırdın Taka. Senin 100.000 bakımın geldi de geçiyor külüstür Taka. Yok komutanım, öyle bildiğiniz sohbet muhabbet değildir. Yani balıkların altın cinsi kuvvetlidir ya. Bana depremi haber verecek, onu konuşuyoruz. Hamsi'de. Depremi. Peki söyle bakalım Taka Cemal. Nasıl haber veriyor depremi? Ha? Kedi köpek olsa neyse. Ne bileyim at olsa. Hatta eşek olsa neyse. Hı? Havlıyor mu? Estağfurullah komutanım. Anırıyor mu? Öyle demeyin komutanım, Hamsi için günahtır ya. Taka Cemal, Taka Cemal. Bunun doğru dürüst kuyruğu bile yok ki, böyle çatal gibi saçma sapan bir şey var. Ne bileyim, haber versin, sallasın, baloncuk çıkarsın, bir şey yapsın. Haklısınız galiba komutanım. İyisin, ben şöyle bir şey yapayım. Ona bir Trabzonspor bayrağı takayım ha, böyle küçük. Onu deprem olunca sallasın bana. Cemal, Taka. Bak kaşınmaya başladım sinirden. Bak derilerim pul pul kabardı yine. Komutanım, tanıdığım bir cildiyeci vardı, sizi oraya göndereyim mi? Bu sinirsel. Sinirsel. Onları aldıralım. Melek pelale hanım eli, güdel huyun yoktur bedeli. Sana gönül verdim vereli, tararıp toldum aman. Tabiatla iç içe olmak ne kadar hoş değil mi Atke? Tabiat hoş da sizin tabiatınız da bir hoşlaştı komutanım son günlerde. Aa, fena mı oldu? Her gün titek toplatak, o titeklerle randaları tütletek, koğuşlar mit gibi titek kokta, fena mı olur Atker? Siz öyle diyorsanız. Hani o tatlarına tat yaptığım titekler, re 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 hani o güzel gözlü Leyla'ların fınarı. Bak aklıma ne geldi Atker. Bu titeklerden tane tat yapayım ha. Diker tepini hadi. O kadar da değil komutanım. Bir gören olur. Hadi canım, çıkar görmediler. Çıkar çıkar hadi. Tök söyle yanıma tök. Kafanda büyük mü tane? Tok titek lazım, yol ya. Bak şimdi Süslü, hiç çaktırmadan alarmın ne zaman verileceğini Suzi'den öğreniyorsun ve bana getiriyorsun, tamam mı? Tamam, yorma kafanı sen. Aham da. Ya Fatu, bilemezsin nasıl şaşırdım, nasıl şaşırdım. Ay nesine şaşırdın Suzi ya, alt tarafı çocuk mesaj atmış işte. Aa, alt tarafı olur mu canım sen de? Bana bak şaşkın. Benim sordurduğumu katiyen bilemeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kankicim. Sen relax ol. Güzel, sana güvenebileceğimi biliyordum. Ya Suzi, aklıma gelmişken şu deprem tatbikatının zamanını diyorum. Sen alay komutanımızdan öğrenirmişsin, Vedat öyle diyor. Vedat öyle mi diyor?
Evet, Vedat öyle diyor. Ya başkası sorsa söylemezdim ama Vedat soruyorsa söylerim tabii. Gece yarısı. Hangi gece yarısı? Ay, kaç tane gece yarısı var canım? Bu gece yarısı. Bu gece yarısı. Hı. Bu gece yarısı. Komutanım, ben biraz dışarı çıkacağım. Alay komutanımızın da haberi var. Hayırdır? Yine özel bir mesele mi? Evet, özel sayılır. Bu gece. Emin misin ya? Eminim tabii canım. Sen şimdi onu bırak da dün geceki mesajı öylesine attım diyorsun yani. Yani evet. Sıkıntıdan bir öylesine ne haber ya falan diyeyim dedim. Ne haber diyeyim dedim. Anladım. Al sana bir haber. Askerlik kısalıyormuş. Askerlik kısalıyormuş. Ciddi misin? Sen ciddisin. Wow. Süper.